hayatını sinemaya adadı, sayısız filmde rol aldı. Yeri geldi köylü bir kadın, yeri geldi dansöz oldu. Her kılığa girdi, her rolün üstesinden geldi. Sinemamızın efsane kadın oyuncularından biri olmayı başardı. Masmavi gözleriyle neler anlattı neler. Sanat hayatına onlarca film sığdırdı, şarkı söyledi, siyasete atıldı. Peki çıktığı bu yolda başarıya nasıl ulaştı? Evet, bugün sizlere Fatma Giri'yi anlatacağız. ...12 Aralık 1943'te İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı Fatma Girik. Cağaloğlu Kız Lisesi'nde okurken ben artist olacağım dedi ve annesi Münevver Girik'le birlikte filmlerde figüranlık yapmaya başladı. Duru güzelliğiyle dikkat çeken Girik 1958 yılında İlk kez Leke adlı köy filminde başrol olmayı başardı. Ancak sonuç beklediği gibi olmadı. Daha sonra oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapımda daha rol aldı. Yıldızının parlamasını sağlayan ilk yapımsa Memduh Ün yönetmenliğinde 1960 yılında çekilen Ölüm Peşimizde filmiydi. Girik bu film sayesinde sinemada kendisine bir yer edinmeyi başardı. Aslında Memduh Ün, Fatma Girik'in hayatında bir dönüm noktasıydı. Aynı zamanda hayatının aşkıydı. Film setlerinde Memduh Ün'le tanıştıklarında Girik henüz 15 yaşındaydı. Memduh Ün ise 38. Üstelik ünlü yönetmen evliydi ve hiçbir zaman boşanmadı. Dahası da var. Ün o dönemlerde muhterem Nur'la sevgiliydi. Memduh Ün, Murada Ereceğiz filminin setinde Fatma Girik'in tabiriyle onu kesmeye başlamıştı. 1959 yılında Memduh Ün, muhterem Nur'dan ayrılmış ve Fatma Girik'le ömür boyu sürecek bir birlikteliğe adım atmıştı. O küçük kızla başarılı yönetmenin aşkı hiç bitmedi. Memduh Ün vefat edene kadar ikilinin elleri hiç ayrılmadı. Sinema hayatına dönecek olursak, dramatik karakterleri de başarıyla canlandırabileceğini ispatlamış olsa bile, mavi gözleri ve canlı kişiliğiyle 1960'lı ve 80'li yıllara da damgasını vurdu. Civan Mert, Duvaksız Gelin, Kısmetin En Güzeli, Sürtüğün Kızı, Keşanlı Ali Destanı ve Acı gibi filmlerde izleyici karşısına çıktı ve popülaritesi giderek arttı. ...1968 yılına gelindiğinde sinema gitgide zayıflamaktaydı. Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş furyasına Fatma Girik de katıldı. Öksüz, Vuruldum Bir Kıza, Köroğlu gibi yapımlarla kamera karşısına geçmeye devam eden sanatçının başrolde oynadığı Ezogelin filmi ise büyük başarı kazandı. Köylü kızı imajını Ezogelin'den sonra Boş Beşik ve daha birçok filmle sürdüren Girik, Anadolu kadınlarının sorunlarının işlendiği filmlerde güçlü bir oyunculuk sergiledi. Çevirdiği köy filmleriyle birçok ödül alan sanatçı, sinemanın krize girmesinden sonra TRT kanallarında gösterilen Gönül Dostları adlı diziyle televizyon izleyicisinin karşısına geçti. Bu diziyle başta Kültür Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurumlardan ödüller aldı.
Daha sonra ekranları bırakıp siyasete giren Fatma Girik, 1988 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den Şişli Belediye Başkanlığı'na seçildi ve bu görevini 5 yıl başarıyla sürdürdü. Belediye başkanlığı bittiğinde bu kez televizyonda yaptığı Söz Fato'da adlı şov programıyla toplumsal sorunlara farklı bir perspektiften bakarak çözüm yolları aradı. Ezilen, itilen insanların haklarını savundu. Kaçırılan çocukların peşlerine düştü. Uyuşturucu kaçakçılarının merkezlerine girdi. Hatta pavyondan kız bile kurtarmaya çalıştı. 1999 yılında televizyon dizilerinin gördüğü yoğun ilgi üzerine bu formattaki projelerde görülmeye başlayan oyuncu, Bize Ne Oldu, Benim İçin Ağlama ve Hasret gibi yapımlarda rol aldı. Son dizisi ise 2012 yılında yayınlanan Babalar ve Evlatlar adlı dizi oldu. Rol aldığı 180'den fazla filmle birçok ödülün sahibi olan Girik, yaşamını sanata, siyasete ve adalete adadı. Haksızlıklar karşısında oluşu ve sözünü esirgemeyen yapısıyla Erkek Fatma adıyla anıldı.